Şimdi bir bağlantı noktasına gideceğiz. Galatasaray ile Azerbaycan ekibi Karabağ bugün geliri Türkiye'deki depremzedelere bağışlanacak maçla karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanacağı Bakü'de büyük bir dayanışma örneği sergilendi değerli izleyenler. Şimdi son gelişmelere TRT Spor muhabiri Fatih Avanoz'dan alacağız. Fatih merhaba, yayınımıza hoş geldin. Sözü hemen sana bırakalım Fatih. Merhaba Olcay Akbaba. Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir dayanışma gösterisi olacak. Azerbaycan Nevruz Bayramı, Ramazan derken bir bayramı daha yaşıyor bir hafta içerisinde. Çünkü Galatasaray kafilesi dün akşam saatlerinde başkent Bakü'ye ulaştı. Azerbaycan'da çok sayıda, hayli sayıda Galatasaraylı olduğunu ifade edelim ve Bakü Uluslararası Haydar Aliyev Havalimanı'nda binlerce taraftar havalimanını adeta dün akşam saatlerinde kilitlemiş durumdaydı. Gece yarısına kadar Galatasaray kafilesini beklediler ve Galatasaray kafilesinin Bakü'ye ulaşmasıyla birlikte de havalimanında büyük bir coşkuyla Galatasaray'ın karşılandığını ifade edelim. Teknik direktör yine Okan Burak'a ve yine Galatasaraylı Icardi'ye büyük sevgi seli olduğunu söyleyelim. Dediğimiz gibi geçtiğimiz hafta Karabağ'dan bir davet gitmişti Galatasaray'a. Kahramanmaraş merkezli 11 ile etkileyen asrın felaketi sonrası bir dayanışma için yardım müsabakası düzenlenmesi kararlaştırıldı. Galatasaray kafilesi de 26 Mart günü geleceğini duyurmuştu. Kardeş kömeği, kardeş desteği anlamında önemli bir dayanışma örneği gerçekleşecek. Bu akşam saatlerinde Türkiye saatiyle 19'da, Azerbaycan saatiyle 20'de Galatasaray, Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşı karşıya gelecek. 67 bin kişilik stadyum, Bakü Olimpiyat Stadyumu tamamen dolacak. 60 binin üzerinde bilet satıldı. Karabağ Savaşı'nda şehit düşmüş ya da gaziler ve gazi aileleri, şehit aileleri de bu maçta yine onur konuğu olarak yer alacaklar, konuk olacaklar. Yine Azerbaycanlı Karabağ'da yine vasiyeti olan askerler vardı. Mezarı başında Galatasaray bayrağı olan askerler vardı. Onların aileleri de bu noktada stadyumda ağırlanacağını ifade edelim. Galatasaray kafilesinden bilgi vermek gerekirse Emin Bayram, Adekube, Kazımcan Karataş ve Sasha Boy kadroda yer almazken sakatlıktan yeni kurtulan Mertens de yine kadroda düşünülmedi. Milli takım için dün akşam Erivan'da bulunan Kerem Barış ve Rasika ile Nelson da kendi milli takımlarında. Onlar da yer almayacak. Muslera da dün öğleden sonra ülkesinden dönmüştü ama dinlendirilmek gerekçesiyle onu da Bakü'ye getirmedi Galatasaray teknik heyeti diyelim. Galatasaray idman yapmadı. Son idmanını dün 16.30'da İstanbul'da yapmıştı. Gece saatlerinde geldi. Şu anda takım istirahatte ve yine ifade edelim, Türkiye saatiyle 19'da, Azerbaycan saatiyle 20'de Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Azerbaycanlı Karabağ, Azerbaycan'ın şu son 10 yılına damga vurmuş Karabağ'la Galatasaray'ın deprem zedeler için geliri deprem zedelere bırakılmak üzere dostluk karşılaşmasında karşı karşıya geleceğini ifade edelim. Fatih Avanoz, sana ve kameraman arkadaşımıza teşekkür ederiz. Maç öncesi son gelişmeleri bizlere aktardığınız için. Evet değerli izleyenler, Karabağ Galatasaray karşılaşması bugün saat 19'da başlayacak diyelim.